أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا يا رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن نتدارس معكم على آيات القرآنية في سورة البقرة، رقم الآية 166. Hayırlı akşamlarınız olsun değerli arkadaşlar. Kur'an üzerinden Arapça öğrenme derslerimizde Bakara suresinde kaldığımız 166. ayetten devam ediyoruz. Estağfirullah. İz teberre ellezîne tübi'û. İz, bildiğiniz gibi daha önce çok geçti bu kelime, bir zaman zarfı. O zaman. Şimdi bu anlatacağı olay elbette ki bir zaman dilimi içinde geçmiş ama olay henüz olmamış. Bu ayette anlatılan manzara mahşerde olacak bir şey. Şimdi biraz sonra kelimeleri tahlil edip manalarını da görünce anlayacaksınız ki bu olay dünyada geçmemiş. Geçmemiş ama Allah ayete fiili mazi ile başlamış. Fiili mazi geçmiş zamanda olan bir hadiseyi anlatır. Halbuki bu hadise mahşerde olacak. Yani gelecek bir zaman diliminde olacak. Kur'an'ın usulundan bir tanesi de mahşerde olacak, yani kıyamet sonrası olacak olayları sanki olmuş gibi mazi sigasıyla anlatır Cenab-ı Hak. O kadar kesin. Yani bunu olmuş bilin. Böyle olacak bu iş. Bu Kur'an'ın ifade biçimidir. Halbuki dünyadaki konuşmalarda adam ileride yapacağı bir işi fiili maziyle anlatır mı yani? Onu gelecek zaman kalıbıyla anlatır. Yapacağım, edeceğim gibi bir kalıp kullanır Türkçe'de. Yaptım ettim, o fiili mazi. Geçmişte yapılan bir şey. Ama şimdi bakınız. Teberra'e yeteberra'u teberru'en. Bak hemze ile. Aynlı olsa teberra'a o bir şey bağışlamak demek. Teberru deriz ya, teberru etti. Bir şey bağışladı. Bu hemze ile geri çekildi. Ayrıldı, uzaklaştı manasında. Teberri, beri olmak. Türkçe'de kullanıyoruz bunu bak. Bir şeyde bundan beriyim ben. Arapça bunun aslı. Birileri birilerinden uzaklaşacak. Uzaklaştığı zaman iz teberra'e kim ellezine? Şu kimseler. İsim mevsul. Peki kim bunlar? Kim kimden uzaklaşıyor? Ellezine tubi'u uyulanlar. İttebe'a tabi olmak. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Hatta tabi'in diyoruz bak. Tabi'in sahabeleri takip edenler demek. Bir sonraki kuşağa da tebe'i tabi'in denir. Yani sahabeyi takip edenleri takip edenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kuşağı anlatıyor. En hayırlısı benim dönemim. Hayrul kuruni karni. Yani o asr-ı saadetteki sahabileri kastediyor. Hayrul kuruni, asırların en iyisi benim yaşadığım asırdır. Peki ondan sonra sümmellezine yelûnehu. Ondan sonra onları takip edenler. Yani sahabiyi görenler. Sahabi efendilerimizin talebeleri anlamında. Ondan sonra bir kez daha bunu tekrar ediyor. Sümmellezine yelûnehu. Ondan sonra da onları takip edenler. Yani ashab, tabi'in, tebe'i tabi'in.
Bunlar İslam tarihinin tabirleri daha doğrusu. Şimdi burada da tebaa fiili, tabi olmak. Hatta tabiiyeti derler. Yani hangi ülkeye bağlısınız? Tebaiyet gibi bu kelimeden geliyor. İttebaa uttubiya, yani meşhulu. Tabi olunanlar. Peki bunlar kimden kaçıyor? Kimden uzaklaşmaya çalışıyor? Minellezine, şu kimselerden ki nettebe'u, onlara tabi olanlardan kaçıyorlar. Şimdi mahşerdeki bir manzarayı anlatıyor Cenab-ı Hak. Bir önceki kuşak, bir sonraki kuşağın duygularını yanlış yönlendirdi. Onları küfür bataklığına itti veya şirk bataklığına itti. Şimdi ikisi geldiler mahşerde Allah'ın huzuruna. Kandıranlar, kandırdıklarından kaçıyorlar. Hemen karşıki sayfada da, yani 170. ayette de Cenab-ı Hak bunların farklı bir versiyonunu anlatacak. Onlar da diyecekler ki, biz babalarımızı böyle gördük, böyle bulduk bunları. Dolayısıyla bizim bir suçumuz yok gibi beyanda bulunacaklar. Şimdi bir iki grup var burada. Bir, yoldan çıkaranlar. İki, yoldan çıkanlar. Yoldan çıkaranlar, yoldan çıkardıklarından kaçacaklar. Uzaklaşmak isteyecekler. Teberra. Bunu ne zaman yapacaklar ama? وَرَأَوُ الْعَذَابَ, azabı gördüler. Dünyada o kuşağı, o nesli, kendilerinden sonraki kuşağı aldattılar, yanılttılar. Onları dalalete sürüklediler. Şimdi azabı görünce onlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi burada iki tane fiil var. Birisi teberra, hatta üç fiil. Birisi teberra, beri olmak, uzaklaşmak, Türkçe kullanıyoruz bunu. İkincisi de ittebaa fiili. Onun bir de meşhulü var. Birincisi meşhul, yani tabi olunan grup, yani önceki kuşak. Öteki de ittebaa, tabi olan kuşak. Peki üçüncü fiil ne? Ra'av, görmek demek. Ru'yet, rüya. Aynı kelimeden geliyor. Ra'a, ra'eya, ra'av. Fiil-i mazi, cemi, müzekker. Yani bir çoğul insanlardan bahsediliyor. Sapanlar, sapıtanlar. Dalalete düşenler, dalalete düşürenler. İki grup insan. Bunlar azabı görünce biri ötekinden uzaklaşacak. Evet, varav, oradaki vav, atıf vav. Rav fiilinin faili, oradaki cemi vavı. Rav mefulu, neyi görmüşler? El azabe. Azap da meful. Mefulun bir sari. Onun için azabe diye mansub okuyoruz onu. Peki azabı görünce sapıttıklarından kaçan bu grup ne olmuş olacak? Ve takattaat, kesildi. Kataa, kesmek fiili. Yolların kesiştiği yere kavşağa Araplar tekatu derler. Kavşak yani. Yolların kesiştiği yer. Mesela kesit diyoruz ya, bir şeyin kesidini alıyoruz. Ona da makta derler. Gene aynı kelimeden gelmiş. Makta. Bu maktadan bakarsanız derler eskiler. Yani bu kesitten bakarsanız şöyle görürsünüz gibi. Takatta kesildi. Oradaki vav da atıf. Vavu ve takat dağıt ve kesildi bihim, onlarla
arasındaki şeyler kesildi. Ne? Kesilen şey ne? El esbabu. Aslında esbab kelimesi sebep kelimesinin çoğuludur. Esbab. Musebbibul esbab tabiri kullanırlar Allah için. Yani sebepleri var eden demek. Musebbib sebep olan demek. İsmi fail. Esbab da sebepler demek. Yani sebeplere sebep olan, sebepleri yaratan demektir Allah için kullanıldığında. Aralarındaki ilgi, ilişki, bağlar kesildi. Neden? Çünkü dalalete, sapıklığa, küfre ittikleri adamlarla karşılaşmamak için onları küfre, dalalete, sapıklığa iten kişiler, yani bir önceki kuşak onlardan kaçıyor azabı görünce. Ve sanki dünyada hiç birbirlerini görmemişler gibi birbirlerinden kaçacaklar. Halbuki tam tersi, dünyadayken birbirleriyle iyi geçinen müminler orada birbirlerine yardım edecekler. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere ümmetine şefaat edecek. Ama kafirler, zındıklar, müşrikler, hainler, zalimler bunlar ayartıp da yoldan çıkarttıklarının orada azabını görünce oradan hemen kaçacaklar ve sanki aralarında bir irtibat yokmuş gibi bir tavır takınacaklar. Tabii mahşerde kaçmak nereye kadar? Kim kimden kaçıyor? Nasıl kaçacak? Kaçmayı düşünebilir ama hesaplaşma bitmeden kimse bir yere gidemez. Bu ayetin, yani 166. ayetin kısa meali münifine baktığınız zaman şöyle denilebilir. O zaman, yani mahşerde, o hesaplaşmada ve ondan sonra azaba duçar oldukları anda kendilerine tabi olanlar, yani bir sonraki kuşak, onları azaba görünce bir önceki kuşak, onları dalalete itenler uzaklaştılar. Aralarındaki irtibat da bitti, kesildi. Geçiyoruz 167. ayete. Bu ayetle birlikte sanki iş bitti zannediyorsunuz ama iş bitmedi. Aldatılanlar, yani tabi olanlar, onların pişmanlıklarını 167. ayette Rabbimiz bize anlatıyor. Vakalet dedi ki kim? Ellezine tebeu. Yani bir önceki kuşağın aldatması ile yoldan çıkanlar dedi ki, şimdi diyeceksiniz vakalu de diyebilirdi. Ama faille fiil arasına başka kelimeler girince o zaman fiil müfret olabilir. Böyle bir kural var yani. Yan yana fiille fail olunca onların uyumu gerekir. Yani fail müfretse fiil de müfret olur. Fail çoğulsa fiil de çoğulur. Mesela vakalu rabbena, dediler ki ey Rabbimiz. Mesela vakalu. Ama burada fiille fail arası ellezine ile ayrıldığı için müfret gelmiş ya. Vakale. Ve dedi ki kimler? Diyen kim? Ellezine burada fail aslında. Ama asıl fail kim? Ellezinettebeu. Uyanlar dediler ki, bir önceki kuşağın aldatmalarına takılıp da uyanlar şimdi orada diyorlar ki lev şayet enne lena kerraten, bir kere daha olsaydı bu, Türkçedeki kere dediğimiz şey Arapçada kerra. Biz onu biraz yumuşattık. Hani beş kere gittim diyor. Çarşıya beş kere gittim.
Arapçada onun karşılığı kerra. Enne gerçekten innenin kardeşi bu. Enne gerçekten lena bizim için şayet olsaydı. Lev var ya başında. Lev enne lena. Geçen derste de söylemiştik. Lev ile başlayan cümleler olmamış olan işleri anlatır. Yani olsaydı böyle olacaktı ama olmadı. Bunu anlatmak için. Şimdi bunlar da diyorlar. Lev enne lena, keşke bizim için şayet olsaydı. Ne? Kerraten. Bir kez daha. Yani bu mahşerden sonra bize bir kez daha hayat hakkı verilseydi de dünyaya dönebilseydik. Ne yapacaklardı? Fe neteberra minhum. Oradaki fa, fa-i takibiye. Bir kere daha biz dünyaya dönüp de yaşama fırsatımız olsaydı şayet biz onlardan uzaklaşacaktık. Pişmanlığa bakar mısınız? Yani onlar bizi aldattılar. Yanlış yola sürüklediler. İhfal ettiler bizi. Küfre, dalalete, zulme, hıyanete saptık. Ama bir kez daha dünyada imtihan olma şansı olsaydı feneteberra'e minhum. Biz onlardan ayrıldık. Uzak dururduk onlardan. Bizi kandırmalarına imkan tanımazdık demek istiyorlar. Minhum dediği kim? Bir önceki kuşak yani. Uttubi'u diye tabi olanlar yukarıdaki ayette. Onlar. Evet. Enne aynen inne gibi ismini nasb haberini raf eden edatlardan biri. Hurufu muşabbehun bil fiil denir bunlara. 8 harf. Kerraten onun ismi. Aslında enne kerraten lena demektir o. Feneteberra minhum da onun haberi. Bir cümle olarak gelmiş. Fa-i takibiyeyle. Aslında lev bir şart edatı. Şart edatı kullanıldığı zaman iki cümle olur. Birisi şart cümlesi, birisi cevap cümlesi. Buradaki fa cevap cümlesinin başına gelen bir fa'dır. Fa-i cevabiye de denir, fa-i takibiye de denir. Yani eğer bize ikinci kere dünyaya dönüp imtihan olma fırsatı tanınsaydı, biz onlardan uzak dururduk. Ama böyle bir şey olmayacak. Çünkü lev ile söylüyor bunu Cenab-ı Hak. Olmayacak bir şeyi konuşuyorlar. Dünya gitmiş, bitmiş, kıyametle yok olmuş. Artık hesap zamanı gelmiş. Bunlar hala dünyayı konuşuyorlar. Bir daha gelip de imtihan olup da kendilerini kandıranların arkasından gitmemeyi düşünüyorlar. Bunlar hepsi aslında mazi bir fiille konuşuyor bunlar Cenab-ı Hak ama bunların hepsi mahşerde görülecek. Ne pişmanlık var. Kur'an'ın pek çok yerinde var yani. Ne olur ya Rabbi bizi bir daha gönder geriye. Bak sana nasıl kulluklar yapacağız diye yalvarıp yakaranlar olacak. Onları da Cenab-ı Hak aynen fiili maziyle anlatıyor. Çünkü kaderde Cenab-ı Hak bunları bu şekilde olacağını biliyor. Allah'ın ilmi ezeli olduğu için zamanla mukayyet değil. Allah maziyi, muzariyi, efendim geleceği aynı şekilde görüyor. Biz maziyi az hatırlıyoruz veya unutmuşuz. Yaşadığımız anı iyi biliyoruz. Geleceği hiç bilmiyoruz. Allah ise bu üç zaman dilimine aynı netlikte bakıyor. Dolayısıyla mahşerde cereyan edecek bir hadisenin fiilini mazi olarak kullanıyor. Yani hiç bundan kaçış yok. Bunlar bu birbirini aldatan insanlar azabı görünce birbirleri hakkında böyle konuşacaklar. Bunu bize Rabb-i Zülcelal ferman buyuruyor. Ne gibi yapacağız biz? Yani onlardan biz nasıl uzaklaşacağız? Kema teberra'u minna.
Onlar bizden burada nasıl uzaklaştılar? Biz de bir kez daha dünyaya dönersek biz de onlardan aynı o şekilde uzak duracağız. Bir faydası var mı? Yok. Neden? Çünkü tahakkuk etmeyecek olan bir şeyi istiyorlar. Dünya mı var ki dönüp orada yeniden ikinci kez imtihan olacaksınız? Kema, kaf teşviş için kullanılır. Ne gibi? Oradaki ma, ma-i mevsule, şey anlamında. Yani ne gibi bir uzaklaşma olacak? Teberra'u, onlar uzaklaştılar minna, bizden. Min harfü cer, na da onun mecruru. Bizden onlar nasıl uzaklaştılarsa aynen onun gibi bize de bir kez daha dünyaya dönme fırsatı verilse biz de onlardan uzaklaşacağız. Kedalike, böylece oradaki kafta teşbih. Aynen bunun gibi demek yani. Ve ismi işaret, bu dediğimiz şey bir şeyi işaret ediyor. Lamda lamul bu'ud denir ona. Bakın orada kaf, zal, lam, kaf dört harfin bir araya getirdiği bir kelimede dört mana var. Arapçanın zenginliği ve enginliği bundan kaynaklanıyor işte. Kezalike kaf teşbih için. Za ismi işaret. Lam, lamul bu'ud. Uzaklık anlatır. Peki kaf, son kaf, o da kafur hitab. Yani muhatap için kullanılan bir kaf. Dört harf bir araya gelmiş. Hepsinin ayrı ayrı manaları var. Ve bir mana oluşturmuşlar. Dört harfle hepsinin ayrı ayrı manası var ama bir araya gelince ortak bir mana oluşturmuşlar. Aynen bunun gibi. İşte böyle. Yürihim gösteriyor. Kime? Him. Onlara gösteriyor. Kim bunlar? İşte bu pişmanlık duyanlar. Dönseydik bunlara tabi olmazdık. Bunlara ihfal etmelerine müsaade etmezdik diyenlere Allah gösteriyor. Yürü. Allah era yürü iraen göstermek. İra etmek. Ra fiilinden geliyor bu da. Yukarıda geçti ya. Ve ra'ev aynen. Onun bir harf ilave edilmiş kalıbı. Allah fiil-i muzari'nin buradaki yürihimun faili. Allah gösteriyor. Kime? Hum onlara. Aslı hum onun. Ama yürih kelimesi kesre ile bittiği için kesreden zammeye, hum zamiri ya, hum he'nin ötresiyle başlıyor. Kesreden zammeye çıkmak dilde zor olduğu için o zamme kesreye uyarlanmış. Onun için yürihim diyoruz. Halbuki Arapçada him diye bir zamir yok. Hum, onlar demek. Yani erkeklerden bahsedildiği zaman huve, huma, hum. Huve, o. Huma, ikisi. O ikisi. Hum, onlar, çoğul. Erkeklerden bahsedildiği zaman. Ama burada yürihim deyince niye ha'nın ötresi esreye döndü, sebebi bu. Ra'nın esresinden sonra hum'un ötresine çıkmak dilde zor olduğu için hum'un ötresi ra'nın kesresiyle uyumlu olsun diye ha da esre olmuş. Yürihim onlara gösterir. Kim? Fail geldi. Allahu. Allah gösterir yani mahşerde. Bakın şimdi burada fiil-i muzari kullanıyor Cenab-ı Hak. Yani gösterecek. Fiil-i muzari aynı zamanda hem şimdiki hale hem geniş zamana hem de istikbale delalet eden bir
kapsamlı bir fiil. Peki ne gösterecek Cenab-ı Hak onlara? Bu pişmanlık içerisinde geri dönüp de kendilerini aldatanlara tabi olmayacaklarını söyleyenlere Allah ne gösterecek? A'mâlehum. A'mal, amelin çoğulu. Yaptıklarını. Lehum, bak geldi burada. Lamın üstünü var. A'mâle. Ama üstünden ötreye geçmek kolay olduğu için burada a'mâlehim demiyoruz. A'mâlehum, yani hum zamirini olduğu gibi okuyoruz. Kesreden zammeye geçmek zor. Dile ağır geliyor. Ama üstünden ötreye geçmek kolay. A'mâlehum, onların yaptıklarını onlara Allah böylece gösteriyor. Şimdi ne yapalım? Bizi kandırdılar. Bize yalanları yutturdular. Bağışlayın. Biz de kandık. Tekrar dönsek bir daha bunlara uymayız. Geç bunlar. Allah onlara, onları dalalete sevk edenlerin onlara yaptırdığı işleri Allah onlara gösteriyor. Bak işte yaptığınız bunlar. Amal kelimesi yürü fiili musari'nin ikinci mefulüdür. Birinci mefulü him. Yani birine bir şeyi göstermek. İki meful demektir bu. Birine, birilerine veya bir şeyi göstermek. Era fiili zaten iki meful alan fiillerdendir. Allah onlara böylece amellerini gösterir. Gösterecek yani. Nasıl ama? Nasıl gösterecek? Haseratin. Kayıplar yaşamış olarak. Pişmanlıklar içinde. Aleyhim zaten. Yani üzerlerine pişmanlık çökmüş. Tabiri caizse. Bu aladan bu anlamı çıkartabiliriz. Aleyhim, ala üzerine demek. Onların üzerine pişmanlıklar, nedametler çökmüş olarak amellerini, yani yaptıkları işleri Allah onlara gösterecek. Böylece gösterecek. Burada bir tı secavendi var. Orada duruyoruz. Yani cümle bitmiş. Ayet bitmemiş ama cümle bitmiş. Hasret, Türkçe'de kullanıyoruz. Hasarat onun çoğulu. Yani pişmanlık, nedamet, hepsi adeta üzerlerine çöreklenmiş. Aleyhim. Şimdi geldik alacakları cezaya. Yani bu şekildeki perişanlıkları, perişanlık hissetmeleri şahısları kurtarıyor mu? Hayır, kurtarmıyor. وَمَا هُمْ Onlar için yok. Oradaki vav, vav-ı iptidaiye. Yani başka bir cümleye başlıyor. Ama adeta ayetin de fezlekesi gibi. وَمَا هُمْ Onlar değildir. Olmayacaklar yani. Ne olmayacaklar? Bir haricine. Çıkanlar olmayacaklar. Hariç, dışarıda olmak. Çıkmak anlamında. Hariciye nezareti derdiler ya Osmanlı'da. Hariciye nezareti dış işleri demek. Dışarıya çıkmak. Haraca çıktı demek zaten. Hariç bu ismi faili. Haricun aslı. Haricun. Hariciye derler mesela. Dış işleri demek. Haricun çıkan. Harace yahrucu huruç, mastarı da bu. Çıkış demek. Eğer arece olsaydı, bak, h yerine ayn olsaydı, o yükselmek demek. Huruç. Miraç bu kelimeden geliyor. Çıkmak. H ile olursa h, r, c çıktı. Yahrucu çıkar. Huruç, çıkış. Çıkmak yani. Peki, İsmi faili ne? Haricun. Burada ise hum zamirinden anlıyoruz ki bunlar
büyük bir çoğunluk, bir kalabalık yani. Onlar diye bahsediyor Cenab-ı Hak. Onlar olunca haricun, haricani, haricune idi aslı. Çoğul olarak. Ama başına bağ gelmiş. Bağ ne yapardı? Bağ harfi cerdi. Önüne gelen ismi, ismi fail bu da. İsmi cer etmiş, mecrur olmuş. Peki nereden mecruriyetini anlıyoruz? Halbuki haricine diye nunun üstünü var. Ha, bu isim cemi olduğu için, cemi müzekker salim bir isim olduğu için onun ba'dan etkilenişi ya iledir. Harici ne diye çekiyoruz ya, aslı haricundu. Ama çoğul olunca haricu ne idi, başına ba gelince oldu harici ne. Yani kural olarak cemi müzekkerlerin, cemi müzekker salim dediğimiz kelimelerin cer halleri ya ile olur. Nasb halleri de ya ile olur. Sadece raf halleri yani fail veya mübteda haber olurlarsa o zaman vav ile olur. Peki nereden çıkmayacaklar bunlar? Minen nari, ateşten. Yani onlara ateşten çıkış yok. Tam ayetin fezlekesi burası. Yani pişmanlık duyduk. Bizi bir daha gönder ya Rabbi. Bak onlara tabi olmayız falan. Bunların hiçbir tanesi mazeret yerine geçmiyor. Ve Cenab-ı Hak da son sözü söylüyor onlar için. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Onlar ateşten çıkamazlar. Çıkanlar değil yani. Türkçe'ye böyle çevirmiyoruz da onlar cehennemden çıkacak değiller. Allah'u muhafaza. Bakın bu ayet ayinle bitiyor. Ayin secaveti. Ayin secaveti daha önceki bir dersimizde de söylemiştim. Bir mevzu bitince mevzu derken konu demek yani. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Mevzu bahis deriz mesela. Anlatılan konu demek. Konuşulan konu mevzu bahis. Mevzu bahis değil. Yani konuştuğumuz mesele bu değil demektir. Yani. Mevzu mim, vav, dat, vav, ayn. Öyle yazın. Mevzu diye. O mevzu kelimesinin son aynidir. Buradaki ayn. Yani konu burada bitti. Başka bir konu başlıyor şimdi. Mahşerdeki bir tabloyu Cenab-ı Hak bize gözümüzün önüne serdi. Şimdi biz hayalen o mahşerdeki bu pişmanlıkları sanki duyuyor gibi oluyoruz. Bu ayetleri okuduğumuz zaman. Kim kimden kaçacak? Kim pişmanlık duyacak? Pişmanlıklarına nasıl cevaplar verilecek? Bu iki ayetten biz bunları anlamaya çalışıyoruz. Bir de mahşerde gözümüzde görebiliyoruz. Kur'an'daki ayetlerle mahşerdeki olaylar birbirleriyle uyumludur. Rabbi Zülcelal orada neler yaşanacaksa burada yaşayanlara, Kur'an'a inananlara onlara anlatıyor ki sakın ola. Bir önceki kuşak bizi aldattı, yanılttı bizi diye bir mazeretle karşıma gelmeyin demek istiyor. Bu mazeret kabul değil. Allah size Kur'an gibi bir kitap, Peygamber Efendimiz gibi bir peygamber, bunları en güzel yaşayan üç nesil gibi nesiller, kaliteli kullar göndermiş. Buna rağmen bizi bir önceki kuşak kandırdı, yanıldı, bizi bir de kez daha dene. Bunların Allah nezdinde hiçbir anlamı yok. Bunu Rabbi Zülcelal biz yaşarken bize de söylüyor. Hepimize hitap ediyor bu. Yani sadece mahşerde bu olayların başına geleceği insanları anlatmakla yetinmiyor Cenab-ı Hak. Bizi de birileri kandırmasın. Biz de müteyakkız olalım. Söylenilen şey Allah'ın kitabına, Efendimiz'in sünnetine uyuyor mu, uymuyor mu diye bakalım. Allah hepimize ayrı ayrı akıl verdi.
Bu akıl süzgecinden, müktesebatımızdan bir geçirelim bunları. Hani Hoca Efendi ikide bir Kur'an makuliyeti diyor ya, sünneti bir manat olarak kabul ediyor ya, yani oralara uymayan, kitap ve sünnete uymayan hiçbir şeyi birileri dedi diye Müslüman kabul edemez. Ama kitap bilgisi, yani Kur'an bilgisi, sünnet bilgisi, hadis bilgisi yoksa çok rahat kandırılabilir. Ondan sonra git Rabbi Zülcelal'e mazeret beyan et. Allah bu mazereti kabul etmeyeceğini bu 167. 166 ve 167. ayette birilerinin bu şekilde aldanmışlıklarından nasıl pişmanlık duyduklarını yaşamış gibi bize anlatıyor Rabbimiz. Evet, şimdi başka bir konu başlıyor. Ne diyor? Ya Yuhannas, ey insanlar. Ya nida harfi. Bizim Türkçedeki ey manasında. Eyyu munada. Yani çağrılan, nida edilen. Ha da tembih edatı. Birini çağıracaksan onu ikaz ediyorsun demek. Ennasu, insanın çoğulu. Ey insanlar. Allah'ın Kur'an'da böyle hitapları var. Bazen ya eyyühellezine amenu, bazen ya eyyühennas. Sadece bir yerde ya eyyühellezine keferu var Kur'an'da. Bir yerde, o da burada değil. Öteki tarafta. Allah kafirlere diyecek ki ya eyyühellezine keferu. Ey dünyada iken küfre batmış olan insanlar. La ta'tezirul yevm. Bugün itiraz kabul değil. Aynen burada anlatılanlar. Bugün itiraz günü değil. İnnemâ tüczevne mâ kuntum te'amelûn. Ayet böyle bitiyor. İnnemâ tüczevne mâ kuntum te'amelûn. Yaptıklarının cezasını göreceksiniz. Burada mazeret söz konusu değil. Diyecek kafirlere. Onun dışında ya eyyühennâsu, ya eyyühellezîne âmenû gibi çok beyanları var Rabbimize. Peki ne diyor? İnsanları nereye davet ediyor? Bakın Müslümanları değil ha. Bütün insanlara Cenab-ı Hak hitap ediyor. Kulu, yiyiniz. Ekele, ye'kulu. Me'kulat, meşrubat diyoruz ya, yenecek şeyler, içecek şeyler demek. Kulu, emir. Allah emir veriyor. Ekele, ye'kulu, eklen. Yemek yani. Yedi, yiyor, yemek. Bu da emir. Kul, ye. Kul değil bak. Kul de demek. Söyle. Bu kafla kül, ye, küla, ikiniz yiyiniz, külü, hepiniz yiyiniz. Çoğu. Külü, yiyiniz. Ne yiyecekler? Nereden yiyecekler? Mimma fil ardı. Yerde olanlardan yiyiniz. Mimma, külünün faili, oradaki vav, yani entum, sizler yiyiniz demek. Nereden yiyiniz? Min mafilardı. Yerdeki olanlardan yiyiniz. Ama hangilerinden? Helalen tayyiben. Çok enfes bir tercüme. Helal hoş derler ya. Helal hoş olsun. Tayyip aslında iyi, hoş demek yani. Tabeye tıybu. Tıyben. Helal hoş olan şeylerden, yani yerdeki, zaten gökten yediğimiz yok. Hepsi yerden çıkıyor, yediğimiz şeyler. Hayvanlar yerden çıkan şeyleri yiyorlar, biz de onları yiyoruz. Veya yerden çıkan sebzeleri, meyveleri yiyoruz yani. Ama helalen, hem helal olacak, hem de tayyiben, hem de hoş, temiz olacak. Tayyip, aynı zamanda temiz demek. Helal olur, temiz olmaz. Mikroplu olur mesela. Helaldir. Ama temiz değil. Bazıları temizdir pırlanta ama helal değil. Allah yiyeceğimiz şeylerde iki özellik lütfediyor. Birisi helal olması, birisi de temiz bir yiyecek olması. Peki niye bütün insanlara aynı şeyi söylüyor? Çünkü insan kerim bir varlıktır. Onun yiyeceği şeylerde kerim olması lazım.
hem manevi açıdan helal olacak, temiz olacak, hem fiziki, maddi açıdan da temiz olacak. İnsanın yiyeceği haram ve pis olamaz. Ama yiyor mu insanlar? Bazıları yiyor da. Allah'ın emri böyle. Bak, külü emir veriyor Cenab-ı Hak. Bunun tersini yapmak Allah'ın emrine karşı çıkmaktır. Yani haram yemek de Allah'ın emrine karşı çıkmaktır. Pis olan şeyleri yemek de Allah'ın emrine karşı çıkmaktır. Çünkü o pis olan şeyler insanın maddi vücudunu tahrip eder. Haram olan şeyler de insanın manevi ruh bünyesini tahrip eder. Temiz bir şey ama senin değil, helal değil yani. O belki fiziki bünyenize bir şey yapmaz ama ruhunuzu karartır. Haram olduğu için. Öteki virüslü, mikroplu, pis şeyler de insanın vücudunu hasta eder. Allah ikisini de yasaklıyor. Dolayısıyla helalen tayyiben ikisi de külü fiilinin mef'ulleri. Daha ve la tettebi'u bitmedi Cenab-ı Hakk'ın emirleri. Bu emir değil, bu yasak. Ve la tettebi'u takip etmeyin, uymayın. Aynen yukarıdaki itteba fiilinden geliyor. İtteba, yettebi'u, tettebi'u, ve la tettebi'u. Buradaki vav atıf ve yani. Yani yeryüzündeki helal ve temiz olanları, helal hoş olan şeyleri yiyin ve la tettebi'u. Oradaki lam da lamın nahiye. Allah sakındırıyor. Uymayın. Takip etmeyin. Buna nehi hazır denir. İnsanlara söylüyor bunu bak. İnsanları muhatap alıyor. Onlara çağrıda bulunuyor. Ya eyyuhannas. Külü mimma fil ardı helalen tayyiben. Yeryüzündeki helal hoş olan şeyleri yiyin ama ve la tettebi'u uymayın. Nereye? Hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarına. Hatve adım demek. Hutuvat da onun çoğulu. Hatvetun hutuvatun. Şeytanın adımlarına uymayın. Allah'a ikaz ediyor kullarını. Hatta yasaklıyor. Şeytana uymayı Allah nehyediyor, yasaklıyor. Neden yasaklıyor bunu? Hutuvat tabi tettebi'unun mef'ulu. Çoğul olduğu için onun da sonu, yani müennes bir çoğul olduğu için onun haleti nasbi esreyle oluyor bakınız. Hutuvat muzaf eşşeytani muzafun ile. Şeytanın adımlarına uymayınız ey insanlar. Neden? İnnehu, çünkü o şeytan gerçekten lekum, sizin için aduvun, düşmandır. Mubinun, apaçık, belli. O sizin babanız olan Hazreti Adem'e düşman kesildi hasedinden dolayı. Onun evlatlarının hepsine düşman. Hele Hazreti Adem gibi tevbe edip de mümin olanlara çok daha fazla düşman. İnne, yukarıdaki gibi ismin nasf haberini raf eden bir edat. Hu, onun ismi. Zamir, yani o. Şeytanı kastediyor. Aduvun, innenin haberi. Mubinun da ikinci haber. Veya aduvunun sıfatı. Açık düşman ya. Net, belli. Her yönüyle. O size hiçbir zaman hayır rüya görmez. Düşman yani. İnne ile söylediğine göre Allah tekit ediyor bunu. Gerçekten o şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Evet. Bu ayetinde meali münifine bir bakalım. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal hoş olanlardan yiyiniz. Şeytanın adımlarına uymayınız. Çünkü o
sizin için apaçık bir düşmandır. Geldik son ayete. Yani 169. İnnema taksis edatı bu. Ancak demek. İnne, tekit, ma ile birleşince ikisi ancak hala şeytanın özelliklerinden bahseden bir ayet bu. Ancak ye'muru emreder. Emara ye'muru emran. Türkçe ya, emir ya. Burada fiili muzari ye'muru emreder. Kime emreder? Küm size. Peki ye'murun faili kim? Şeytan. Bu yani o şeytan size emreder ancak. Kum de meful. Yani faili huve şeytana gidiyor. Kum de onun mefulu. Neyi emrediyor size şeytan? Bir su'i. Kötülüğü. Su. Nefsi emmare-i bir su derler. Kötü şeyleri. Şeytan iyi şeyleri emretmez ki zaten. Kendisi kötü olduğu için emrettiği şeylerin hepsi de kötü oldu. Daha neyi? Vel fahşâ-i. Fahşâ, fuhuş kelimesi bu kelimeden geliyor işte. Fuhşun, müfredi. Fahşâ-un, çoğulu. Yani çirkinliği emreder. Kötülük ve çirkinlik size şeytanın bir emri olarak gelir ancak. Nefisteki insanın nefsindeki o lümme-i şeytaniyeyi kullanarak hep böyle Allah'tan uzaklaştırma adına kötülükleri, çirkinlikleri ya hayalinize getirir, hayalinizi kirletir veya onların sizin tarafınızdan yapılmasını teşvik eder. Ama Kur'an'da da Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi bizim üzerimize bir saltanatı yok. İlla onu yaptırır, böyle bir gücü yok aslında. Ama iradesi zayıfsa, bilgisi zayıfsa onları şeytan çok rahat kandırabilir. Evet, su kelimesi ba ile harf-ı cerle mecrur olduğu gibi onun üzerine atfedilen fahşâ da mecrur. Fahşâ-i. Yani çirkinliği ve kötülüğü o size emreder. Başka bir şey yapmaz yani. Ancak bunu yapar. İnnemâ ile söylediğine göre Cenab-ı Hak. Yani şeytan yapsa ancak kötülük, çirkinlik, onları yapın der size. Emreder. Daha bitmedi. Vav, gene atıf. Ve entekûlû ve demenizi emreder. Kâle yekûlû tekûlû. Aslı tekûlûne idi. Ama başına en gelince en fiil-i muzari'yi nasb eden edatlardan birisidir. Bu da fiil-i muzari'nin 5 haletinden birisi olduğu için buna ef'al-i hamse denir. 5 fiil yani. 5 kalıbı bu şekilde haleti raf'ında nun durur, haleti nasb ve cezminde nun düşer. Burada da tekulu neydi? Yani çoğulluğu için size söylemenizi emreder. Ama en gelince nun düşmüş. Ve entekulu demenizi emreder. Ta yukarıya, yemuriye bağlıyoruz bunu. Yani kötülük ve çirkinliği emreder ve sizin demenizi de emreder. Ne diyor? Ne dememizi emrediyor? Alallahi, Allah'la ilgili, Allah üzerine, Allah'a ait olan şeylerde söylemenizi emreder. Nedir bu? Ma la ta'lemu, bilmediğiniz şeyler. Ma, oradaki ma, ma'yı mevsule, şey. La ta'lemu, siz bilmiyorsunuz. Oradaki lam, yukarıdaki وَلَا تَتَّبِعُوْدَكِ لَمْ لَامُ نَاهِيَ idi. Bu lam, lam-ı nafiye, olumsuzluk bildirir. Onun için tercüme ederken ne diyoruz? Bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz şeyleri
konuşmanızı Allah'la alakalı konuşmanızı şeytan emreder. Peki Allah'la ilgili bilmediğimiz şey nedir? Allah'ın zatı. Allah'ın zatı sınırsız olduğu için onu bilmiyoruz. Ama şeytan Allah'ın zatı ile alakalı ileri geri şeyler konuşturur. Nitekim kelami mezheplerde bir sürü böyle cebriyeciler, kaderiyeciler, diğer cismani şeyleri öne çıkaran mezhepler Allah'la alakalı bir sürü yalan yanlış şeyler konuşmuşlar. Kim konuşturmuş bunları? Şeytan. Allah'ın zatını bilmiyoruz. Bilmediğimiz yerde bir şey konuşamayız. Çünkü Allah'ın zatı sınırsız, bizim aklımız sınırlı. Ne konuşacaksınız? Veya Kur'an ayetlerinde müteşabihat olan ayetler var. Mesela Cenab-ı Hak arşın üzerine istiva etti. Biz sadece inanırız. Cenab-ı Hak arşın üzerinden bütün kainatın sevk ve idaresini yaptı, hükmetti deyip geçeriz. Yoksa onlara bir cismaniyet kılıfı uydurmayız. Bizim itikadımızda bunlar yok. Ama şeytan bir sürü insanı bu noktada aldattı, kandırdı. Allah'la alakalı bilmediği şeyleri biliyor gibi konuştu ve yoldan çıktılar. Demek ki bu son ayette, yani 169. ayette insanları Allah uyarmıştı bir önceki ayette. Yeryüzündeki helal hoş şeyleri yiyin ey insanlar. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Ondan sonra da o size kötü ve çirkin şeyleri emreder. Ve bir de Allah'la alakalı bilmediğiniz şeyleri size konuşturur ve netice ayağınızda kayar yani. Allah muhafaza. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.